Köylü gerçekten de milletin efendisi mi? Bugün gerçekten de köylü milletin efendisi mi? Bu sorunun cevabını siz biliyorsunuz. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Ama ana konuya geçmeden önce şuna değinmek isterim. Hepimizin çocukları var. İsteriz ki bizim çocuklarımızın tamamı üniversitelere gitsinler. Üniversiteleri okusunlar. Başarılı olsunlar bizden daha iyi yetişsinler. Daha iyi hayat şartlarını yakalasınlar. El aleme muhtaç olmasınlar. Elleri ekmek tutsun. Onları evlendirelim. Güzel torunlarımız olsun diye her anne ve babanın güzel böyle bir beklentisi vardır. Ve çocuklarımızı üniversiteyi kazandığında seviniriz. Üniversiteye gittiğinde de zevkle, sefayla, hoşgörüyle onları göndeririz. Ve üniversiteler bilim yuvalarıdır. Üniversiteler kavga yuvası değildir. Üniversitelerde bilgi üretilir. Yani gelecek üretilir üniversitelerde. Akademik dünyanın böyle bir özelliği var. Akademik dünyası gelişmiş bütün ülkeler gelişmiştir. Bütün ülkeler. Boğaziçi Üniversitesi'nden söz etmek isterim. Orası da bizim bir üniversitemiz. Orada da güzel çocuklarımız okuyor. Hepsi başarılı. Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek kolay değil. Çok başarılı olmanız lazım. Üniversite sınavlarında çok yüksek puanlar almanız lazım. O üniversitenin de gelenekleri vardır. Her her üniversitenin dünyadaki her üniversitenin gelenekleri vardır. Gelenekler, örf ve adetler bazen kanunlardan daha güçlüdür. Çünkü gelenekler tarihsel zincir içinde süzülüp gelirler ve toplum onları kabul eder. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz. Üniversite kabul etmiyor. Sadece öğrenciler mi? Hayır. Üniversite hocaları da kabul etmiyor. Olması gereken ne? O üniversite hocasının ya kimse beni kabul etmiyor. Büyüklük bende kalsın. Ben buradan ayrılayım demesi lazım. Ve bunu yapması lazım. Aksi halde orada bir karmaşık, bir kaos çıkıyor ortaya. Kaosa izin vermemek lazım. Bakın bizler geçmişte sizler hepiniz hatırlarsınız. 80 öncesini, 80 sonrasını. Pek çok insan hayatını kaybetti. Kimi sağ dedi, kimi sol dedi. Başkaları ellerine silahları verdiler ve gençlerimizi birbirlerini öldürdü. Yazık günah değil mi? Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmasın. Sokulmamalı. Öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri de istemiyor. Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı dahi bulamadı. O zaman çekilmesi lazım. Hoca ne güzel demiş. Şairimiz ne güzel söylemiş. Çekildük izzeti ikbali lebabı hükümetten. Yeri geldiğinde İzzeti ikbal çekilmek lazım. Köyünüzü düşünün. Size bir muhtar tayin edildi. Hiçbiriniz muhtarı tanımıyorsunuz. Ya bu muhtar nereden geldi diyorsunuz. Biz bu muhtarı istemiyoruz diyorsunuz. Ben bir de kendime ihtiyar meclisi seçeceğim diyor. Köylüden hiç kimse ihtiyar meclisini de kabul etmiyor. O zaman ne yapması lazım? Bu muhtar diyecek ki köyde kimse beni istemiyor. Ama herkes bana saygılı ama kimse beni istemiyor. O zaman ben buradan ayrılayım. Geleneklerine göre, örflerine, adetlerine göre kendilerine bir muhtar seçsinler. Olması gereken budur. Bu girişi yaptıktan sonra değerli arkadaşlarım, sorunlarınızı biliyoruz. Özellikle konuşmanızı ben istedim. Neden biliyor musunuz? Sorunu yaşayandan sorunu dinlemezseniz sorunu çözemezsiniz. Önce sorunlu yaşayanı bir dinleyeceksiniz. Hangi dertlerle muzdarip bu kişi? Ve ne istiyor bu kişi? Haklı mı, haksız mı? Ondan sonra oturacaksınız, sorunu çözmeye çalışacaksınız. Şimdi tarım dünyanın bütün ülkelerinde ister en gelişmiş ülke olsun, ister en az gelişmiş ülke olsun. Dünyanın bütün ülkelerinde tarım stratejik sektördür. Altını çiziyorum. Stratejik sektördür. Yani Olmazsa olmaz sektördür tarım. Bir çiftçi haykırıyor. Nereden? Denizli Honaz'dan. 700 bin liralık borç faiziyle 2 milyon 300 bin liraya çıktı diyor. Bütün her şeyimi, aracımı, tarlamı bağladılar. Kızım da kefilimdi. İneklerimizi sattık. Birçok hayvanım da bakımsızlıktan telef oldum. Mehmet Ali Görel Denizli Honaz'dan böyle isyan ediyor. Haklı mı isyanında? Haklı haklı, stratejik sektörse tarım ve tarım bütün dünyadaki ülkeler için vazgeçilmez bir sektörse o zaman tarımın desteklenmesi lazım. Niye desteklemiyoruz? Çiftçi tarımı terk etmeye başladı. Üzülerek ifade edeyim. Son 18 yılda çiftçi tarımı terk etmeye başladı. 2002 yılında 26 milyon 26 buçuk tam rakamı vereyim. 26 milyon 579 bin olan tarım alanımız ekilen biçilen aran 2019'da 23 milyon hektara düştü. Ekilmiyor. 3 Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor şimdi. 3 Trakya büyüklüğünde alan. Peki bunu düşünmesi gereken kim? O ekilmeyen tarlaları, tarlaları o tarlalar ekilmeli demesi gereken kim? Siyasi otorite. Yani devleti yönetenler. Kopmanın boyutunu anlatayım size. 2011 yılında çiftçi tarım bağ kurulu sayısı 1 milyon 121 bin kişi. 2011 yılında. 2020 yılında 1 milyon 121 bin kişiden 556 bin kişiye düşmüş. Peki bu insanların sosyal güvenliği ne olacak? Bu insanlar yaşlanınca bunlar emekli aile alamayacaklar. Ne olacak bu insanlar? Ne olacak bu insanlara? Sosyal devlet bu insanlara bakmayacak mı? Ben size sorunun çerçevesini belirlemeye çalışıyorum. Sizin yaşadığınız dünyada sorun yaşadığınız dünyanın çok daha büyük olduğunu anlatmak istiyorum. Ve Türkiye için bir felaket olduğunu anlatmak Soru şu, niçin akıllarına gelmiyor? Çünkü sarayda böyle bir tablo yok. Herkesin karnı tok orada. Sanıyorlar Türkiye'de herkesin karnı tok. Herkesin durumu iyi. Sanıyorlar Türkiye'de herkesin durumu iyi ama herkesin durumu iyi değil. Peki para yok diyorlar. Güzel. Ama köprüden geçerken garanti var. Hazine. Hazine garanti vermiş. İster yoldan geç, ister geçme. Ister köprüden geç, ister geçme. Ister havaalanına git, ister gitme. Dolar bazında dakikasında ödüyor mu? Ödüyor. Onlara para var. Üstelik dolarla ödüyor. Dolar bazında ödüyor. Size gelince para yok. Niye size gelince para yok? Beşli çeteye vardı size niye yok? 1 milyar 900 milyon dolar, 6 milyon dolar para ödenecek. 2020'de, 2021'de para ödenecek. Saati gelince tak paralarını ödüyorlar. E size gelince kanun var. Ödemiyorlar. Niçin? Çiftçiyi kendi arka bahçeleri olarak görüyorlardı ondan. Biz parayı ödemesek de bunlar gelir bize oy verirler diyor. Asıl sorunumuz bu. Bu siyasi tercihten hükümeti vazgeçirmenin yolu siyaseten diyeceksiniz ki, paramı zamanda ödedin ödedin. Ödemediysen kusura bakma oy mu yok sana diyeceksiniz. O zaman göreceksiniz. Hükümet kulağını çevirecek sizi dinleyecektir. Böyle bir risk var. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Bir kanunumuz var malum, tarım kanunu. 21. maddesi var. 2006 yılında çıktı. Anayasa hükmü var, çiftçi desteklenecek ama nasıl destekleneceğini bir özel kanun düzenlemişiz, tarım kanunu. 21. madde aynen şöyle söylüyor. Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, yani tarımı desteklemek için ne yapacaksınız, nasıl olacak? Bir, bütçe kaynaklarından, yani genel bütçeden. İki, dış kaynaklardan, bazen dışarıdan da tarıma destek alınıyor. Üstelik sıfır faizle alınıyor. Bazen çok düşük faizli al diyor. İki ayrı kaynaktan tarım desteklenecek diyor kanun. Ama diyor ki bütçeden ayrılacak kaynak milli gelirin yüzde birinden az olamaz. Az olamaz. Yüzde birinden az olamaz. Bugüne kadar 2006 yılından bugüne kadar hiçbir zaman çiftçiye milli gelirin yüzde biri oranda destek verilmedi. Hesabını yaptık. Her yılın milli gelirini çıkardık. Biz değil. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu yazıyor zaten. Onlar çıkardı. Onun yüzde birini aldık. Size verilen destekleri de bir tarafa koyduk. Artıdan eksiden çıkardık. 210 milyar lira alacağınız var bu hükümetlerde. 210 milyar lira. Verilmedi bu size. Verilmediği içindir ki tarım bu durumda. Kanun emrediyor vereceksin diyor. Anayasa emre emrediyor, yapacaksın diyor ama yapmıyorlar. Niçin? Nasıl olsa çiftçi bize oy verir. Önemli değil. Biz bunu böyle yapalım, yolumuza devam edelim. Ama öyle bir noktaya geldi ki bıçak kemiğe dayandı. Artık dayanamıyor çiftçi. Bıçak kemiğe dayandı. Bakın 2021 bütçesi. 2020 bütçesiyle 2021 bütçesini yan yana getirdiğimizde Mazot desteği için 2021 bütçesine 2020 bütçesine göre 177 milyon lira daha az para kondu. Yani 177 trilyon lira mazot desteği 2021'de daha az. Gübre için 52 milyon lira daha az. Hayvancılık destek ödemeleri için 558 milyon lira daha az para kondu. Hem 20'yi ödemediler, hem 21'de daha düşük destek koydular. Yani 2021'de siz çok daha düşük bir destek göreceksiniz. Sizin buna isyan etmeniz lazım. Bu yanlıştır demeniz lazım. Bizim batırana biz oy vermeyeceğiz demeniz lazım. Ben sizin hakkınızı savunurum sonuna kadar. Sizin hakkınızı bana oy verin diye değil. Adalet için savunuyorum sizin hakkınızı. Adalet. Adalet olması lazım. Size verilmiyor. Kime veriliyor? tefecilere veriliyor. Dışarıya bağımlı hale getirdiler bizim tarımımızı. Bu sadece böyle değil. İthalat arpadan tutun mercimeğe kadar. Ya bizim Yozgat'ın kokulu mercimeği bir dünya markası, dünya markası. Onu bile yok ettiler ya. Dışarıdan mercimek getiriyorlar. Canlı hayvan getiriyorlar. Et getiriyorlar. Neden? Sizinle rekabet etmek için. Efendim fiyat artar fiyatı düşüreceğiz. Sen faizi düşür kardeşim, doları düşür. İlacı üret bana ver, tamam eyvallah. Gübreyi üret bana ucuz ver, e ben de ucuz üretirim. Ürenin fiyatı, dap fiyatı bunların hepsini biliyorum. Bir zam yağmuru var, önümüzdeki sene ne olacak? Yani 2021'de 21'de ne olacak? Bu çok önemli değerli arkadaşlar. Gayrimilli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bir daha söylüyorum. Gayrimilli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Kendi çiftçisini değil, yabancı çiftçiye destek veren bir iktidara gayrimilli arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Gayrimillidir ya. Yani. Son sözlerim. Bir. Önce Allah'a güveneceksiniz. İki. Sonra kendinize güveneceksiniz. Üç. En sonunda da bize güveneceksiniz. Ben halkın çıkarlarını savunurum. Halk, çiftçi, esnaf, herkesin çıkarlarını savunurum. Kendinize güvenmeyi ihmal etmeyin. Siz çok büyük bir güçsünüz. Çok büyük bir güçsünüz. Yeter ki bir araya gelin. Yeter ki sesinizi çıkarın. Yeter ki deyin ki bizi perişan edeni biz de sandıkta perişan edeceğiz. Bunu söyleyin. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa vermek demektir. Hepiniz vergi ödüyorsunuz ya. Size hesabını veren oldu mu? Demokrasinin çıkış kaynağı budur zaten. Ben vergimi ödüyorum. Nereye ödedin sen bu parayı? Nereye gitti bu para? Kanun diyor yüzde birini ödeyeceksin en az. Vermiyorsun. Nereye gidiyor bu para? Efendim hepinize enişten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Atsa umutsuzluğa kapılmayın. Asla. Asla. Her şeyi değiştireceğiz. Bu ülkeye bu ülkeyi cennet gibi yapmak hepimizin görevi. Sağ olun var olun diyorum efendim.